Arkadaşlar ilk çağ döneminde kurulan en önemli uygarlıklardan birisi Roma İmparatorluğu ya da Roma Uygarlığı'dır. Dolayısıyla tarihin bilinen en büyük imparatorluğu olarak da karşımıza çıkmaktadır Roma İmparatorluğu. Roma Uygarlığı'nın ya da Roma İmparatorluğu'nun kurulduğu yer İtalya'dır. Roma İmparatorluğu tarihi boyunca krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerini yaşamıştır. Özellikle Roma İmparatorluğu'nun yönetim biçimine bakıldığında cumhuriyet yönetiminin burada olduğunu görmekteyiz. İkili bir meclis sistemi var burada. Soyluların oluşturduğu meclise senato, halkın oluşturduğu meclise halk meclisine ise kuruya adı verilmektedir. Bu anlamda Roma İmparatorluğu sosyal sınıflardan oluşmaktadır. Patriciler yani soylular, plepler yani orta sınıf ve köreler olmak üzere 3 sınıf bulunmaktadır. Yani eşitsizliğe dayalı yine bir toplum yapısı bulunmaktadır Roma İmparatorluğu'nda. Roma İmparatorluğu'na bakıldığında sosyal sınıflardan oluştuğunu söylemiştik. Dolayısıyla sosyal sınıflaşmalar zaman içerisinde Roma İmparatorluğu'nda toplum içerisinde huzursuzluklara ve patrici ve pleb sınıflar arasında yani soylular ve orta sınıf arasında bazı mücadelelere de sebep olmuştur. İşte bu mücadeleler beraberinde önemli demokratik ve hukuki gelişmeleri de getirmiş. Roma İmparatorluğu patrici ve pleb sınıfları arasındaki mücadeleleri ortadan kaldırabilmek için bunları çözümleyebilmek için 12 levha kanunlarını yapmıştır. 12 levha kanunları arkadaşlar bugünkü modern hukukunda temeli olarak görülmektedir aynı zamanda. Yani hukuk anlamında önemli gelişmelere sebep olmuş. Roma uygarlığının dünya medeniyetine en büyük katkılarından birisi bugünkü modern hukukun temelini oluşturmalarıdır. Bunun dışında Roma İmparatorluğu dünya kültür ve uygarlığına değişik katkılarda da bulunmuş. Özellikle Mısır uygarlığının oluşturduğu güneş yılı takvimini bugünkü miladi takvime, Fenikelilerin bulduğu alfabeyi ise bugünkü Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. Roma İmparatorluğu'nun e, eski çağın en güçlü e, ve en büyük imparatorluklarından birini olduğunu söylemiştik. Roma İmparatorluğu Akdeniz Havzası'na egemen olan bir imparatorluktur. Yani yayılmacı bir e, anlayış içerir. Bu anlamda ordu yapılarına yani askeri teşkilatlarına da önem vermişlerdir. Orduları profesyonel askerlerden oluşmaktadır ve profesyonel askerlerine lejyoner adı verilmektedir. Roma İmparatorluğu'nun dini inancına baktığınız zaman arkadaşlar başlangıçta çok tanrılı yani pagan dinine inanmaktadırlar. Ancak Hristiyanlık Roma topraklarında Kudüs'te ortaya çıkar ve Hazreti İsa Roma topraklarında Hristiyanlığı yavaş yavaş yaymaya başlar. Ancak Roma İmparatorluğu önceleri çok tanrılı olduğu için Hristiyanlık gibi tek tanrılı bir dini başlangıçta yasaklar. Ancak Hristiyanlık Roma topraklarında çok yayılmaya başlayınca mecburen Milattan sonra 313 tarihinde Milano Fermanı ile Roma'da Hristiyanlık serbest bırakılmıştır ve daha sonraki dönemlerde de Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmiştir. Peki Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı nasıl olmuş? Arkadaşlar biliyoruz ki tarihteki en önemli olaylardan birisi kavimler göçüdür. Ee, kavimler göçü Orta Asya'dan e, Hun Türklerinin Çin baskılarıyla Batıya doğru göç etmesiyle başlar. Hun Türkleri Batıya doğru göç ederek önce Hazar Denizinin kuzeyinden, sonra Karadeniz'in kuzeyinden Doğu Avrupa'ya gelmişlerdir. Ve burada kendilerinde bekleyen barbar kavimleri iterek yerlerinden oynatarak bu barbar kavimlerin Avrupa'nın içlerine kadar girmelerine sebep olmuşlardır. 375 yılında meydana gelen bu olaya kavimler göçü denilmekte. Roma İmparatorluğu kavimler göçü ile önce barbar kavimlerin saldırısıyla Batı Roma ve Doğu Roma yani Osmanlı kaynaklarında da Bizans Devleti diye geçiyor ikiye ayrılmaktadır. Doğu Roma arkadaşlar merkezi İstanbul'dur. Batı Roma'nın merkezi İtalya. Batı Roma'nın dini Hristiyanlık, Doğu Roma'nın dini yine Hristiyanlıktır. Batı Roma'nın mezhebi Katolik ama Doğu Roma'nın mezhebi Ortodokstur. Doğu Roma yani Bizans 1453'te İstanbul'un fethiyle yıkılmıştır. Ancak Batı Roma, kavimler göçüyle birlikte gelen barbar kavimlerin saldırısına çok fazla direnemeyerek kavimler göçünden 100 yıl sonra 476'da Batı Roma yıkılmıştır. Roma İmparatorluğu'nun ele geçirdiği yerlerde çok da önemli mimari eserleri onlardan kalan pek çok iz vardır. Özellikle Roma İmparatorluğuna bakıldığında Anadolu topraklarında da önemli mimari eserler bırakmışlar arkalarında. Anadolu'ya bakıldığında özellikle Antalya'daki Aspendos Tiyatrosu, Ankara'daki Roma Hamamı ve Augustus Tapınağı ve Valens Su Kemeri, İstanbul'daki Bozdoğan Kemeri Roma dönemine ait en önemli eserler arasındadır. Yine Doğu Roma dediğimiz Bizans İmparatorluğu da İstanbul'da önemli mimari eserler bırakmıştır beraberinde. Bunlardan en bilindik olanı Ayasofya'dır. Bunun dışında Aya İrini Kilisesi, Binbir Direk ve Yere Batan Sarmışları Doğu Roma'dan yani Bizans'tan kalan en önemli mimari eserlerdir. Müzik